İkinci bölümde kozlar eşit ise, yani her iki tarafta 4-4 kozlar varsa ana ile nasıl tayin edeceğiz? Onunla ilgili kriterleri göreceğiz. Bu kriterler arasında bir numaralı kriter, diğerlerinin önüne geçen en önemli kriter, kaybı az olan elin seçilmez. Diğer bir düzine daha kriter var. O kriterler birbirine eşdeğer kabul edilebilir ama hepsinin önüne geçen kaybı az olan el olduğu zaman mutlaka onu seçeceğiz. Şimdi burada kayıplara bakalım. Önce Kuzey'in kayıplarını sayalım. 5 kaybı var. 1 kör, 2 karo, 2 tref. Güney'in kayıplarına bakalım. 6 kaybı var. Kör de yok. Karo da 4. Tref de 2. Öyleyse ana elimiz Kuzey olacak. Kuzey'in bu kayıplarından nasıl telafi edeceğiz, nasıl elimine edeceğiz? Ona bakalım. Ona göre bir oyun planı yapmamız lazım. İlk alternatifimiz yerden elden yere doğru tref oynayıp as batıdaysa ruh adamı kaçırmaya gitmek. Bu plan çalışmaz ise yerin üçüncü körüne elimizden tref kaçacağız ve körü de elden çakacağız. Şu anda elleri dört eli birden görelim. Sonra da oyun nasıl oluyor onu göreceğiz. Dört el şu şekilde. Oyun nasıl oynanıyor? Koz atağını elden aldık. Hemen ilk planımız tref, ruh adam kaçıyor mu onu kontrol ettik. Olmuyormuş, as doğuda çıktı. Defans karoya girdi. Karolar zaten yapacak bir şey yok. İki tane karo kaybedeceğiz. Hemen koz oynuyor defans. Bir koz oynayıp iki tane kozumuzu çıkarıyor. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Her koz oynadığında bir kozuna, küçük kozuna bizdeki büyük kozlar gidiyor. Hem de kozlarımızın kalitesi çok yüksek. 7'den asa kadar hepsi bizde. Şimdi körü aldık. Planladığımız gibi kör damına elimizden tref kaçacağız. Trefi de kaçtık. Şimdi körü çakıyoruz elden. Tabii kozumuz büyük olduğu için üstüne çakılması söz konusu değil. Şimdi bir kez daha yere trefle geçeceğiz. Ve yerin son trefine de elimizdeki büyük koz tek kalan ruayla çakacağız. Artık yerde iki tane koz var. Bir tane karo alabilirsiniz deyip oyunu claim edebiliriz. Kontrat çıktı. 4-2 başarmış olduk. Bir sonraki ele geçelim. Şimdi kozlar eşit. Kayıplar da eşitse, demin en önemli kriter kayıplar dedik ama kayıplar da eşitse yeni bir kriter devreye giriyor. Bu kriter koz kalitesi iyi olan seçilir. Önce kayıpları sayalım. Kuzey'in kayıpları 5 tane. Güney'in kaybı 5 tane. Öyleyse koz kalitesi iyi olana bakacağız. Güney'in koz kalitesi daha iyi. Ana el Güney. Şimdi Güney'in kayıplarını kontrol edelim. Körde bir kayıp var. Karoda 3 kayıp. Trefte
bir kayıp var. Bu 5 kaybın 2 tanesinden kurtulmamız lazım. Bu 2 tanesinden de kurtulma karolara yerden çakarak olabilir. Elleri görelim önce, sonra da oyunu oynayacağız. Rakip 4 pike karşı yine pik atağı yapıyor. Koz atağı yani. Koz atağını elden aldık. İlk tur küçük karo oynuyoruz ki daha sonra kontrol sorunumuz olmasın. Baştan karo asla başlarsak tekrar ele gelme gibi bir sorun olur. Prensip olarak böyle oynamak daha doğru. Defans yine koz oynuyor. Bizim kozumuzu azaltmaya çalışıyor. Çakamızı düşürebilmek için. Şimdi kozu aldık. Bu arada doğu tref kaçıyor. Bu aslında şuna işaret. Eğer biz karoyu tekrar karo oynamaya kalktığımızda defans bir tur daha tref kaçabilir ve bizim as ruamızı artık çakma pozisyonuna girmiş olabilir. Tref as ve ruayı tahsil ettik. Artık son karomuza da son kez çakıyoruz. Şu ana kadar 7 el aldık. 8. el kör asıyla geliyor. Pikten de 2 elimiz daha var gözüküyor. Rakibe trefi versek bile hala 2 koz alıcı durumda. Körü de alıyorlar ama o kadar. Yani defans 3 el alıyor. 4 bit kontratı çıkarılmış oluyor. Şimdi 3. board'a geçeceğiz ve 3. board'da yeni bir kriter daha göreceğiz. Kozlar eşit, kayıplar eşit. Biraz önce gördüğümüz onör kalitesi de eşit. Bir tarafta as ruva 2 küçük, dam vali 2 küçük. Öyleyse ne yapacağız? Önce bir kere kayıpları sayalım. Kuzeyde 5 kayıp, güneyde 5 kayıp var. Şimdi yeni bir kriter devreye git. Geçişlere bak. Hangi tarafta daha çoksa onu seç. Kozun dışında 3 renkten de as olduğu için kuzeye 3 defa geçiş var. Güneye ise bir tek karo ruvayla geçiş var kozun dışında. Bu durumda ana eli kuzey tayin etmemiz daha doğru olacak. Hemen oyun planımızı yapalım. 3 kör ve 2 tref kaybı var. 2 köre elden çakmak lazım. Çakarken de dikkat edeceğiz. Önce küçük, yani 3. turda küçük, 4. turda büyükle çakmak lazım. Bu yüzden elde minimum bir koz onörünü saklamamız lazım. Yine önce 4 eli görelim, sonra oyunu oynayalım. Ellerin dağılımı şu şekilde. Rakip pik atak ediyor. Tabi 4-4 kozlarda eğer defansta koz onörü yoksa, yani kozdan fire vermesi söz konusu değilse, koz atağı son derece etkili oluyor. Çakma imkanını azaltmak yönünde. Defans pik atağını yaptı. Elden bir onörlü aldık. Ama baştan uyardığım gibi madem elden çakacağız bir onör saklamamız şart. Defans ikinci piki oynadığında elden bu sefer küçük veriyoruz. Körden İlk eli boşlamıştık. İkinci el asla
oynadık. Şimdi üçüncü körü oynadığımızda küçükle çakacağız. Amacımız dördüncü körü oynadığımızda üste çakılmasını önlemek. Trefasla yere geçtik. Son körü oynadık. Bu sefer büyükle çaktık. Baştan tedbirimizi almıştık. Büyük koz üstüne çakılamaz bir kozla. Mecburen tref defos etti batı. Karoyla ele geliyor. Dışarıdaki son kozu alıyor. Karo ruhumuz da alıcı, bir kozumuz da alıcı. Yani dışarı sadece iki tref vereceğiz. Artık claim edebilir duruma geldik bence. Diyeceğiz ki iki tref alırsanız bir koz benim. Yani kontrat çıkacak. Dört bit kontratını başarmış olduk. Şimdi bu bölümde dördüncü olarak, son olarak bir kriter daha görelim. Bu kriter aslında ilk birinci kriterle aynı. Kayıpları az olan eli seçeceğiz. Ana eli olarak. Hemen kayıplarımıza bakalım. Kuzeyde 5 kayıp, güneyde 4 kayıp. Öyleyse ana el güney. Oyun planımız yerde karo çakmak. Neden? Çünkü kör kaybımız var, tref kaybımız var ve iki de karo kaybımız var. Bir kör, iki karo ve bir tref. Bunlardan tek kurtulabileceğimiz şey karo kaybını çakarak kurtulmak. Bunu yaparken ama bir prensibe dikkat edeceğiz. Çakacağın tarafta küçük koz bırak. Yani küçük kozları çakmak için büyük kozları toplamak için kullanacağız. Ayrıca şunu da göreceğiz. Rakipte kozlar bitince de çakmaya gerek kalmayacak. Çünkü defans çakanızı önleyemez. Şimdi bu iki prensibi de oyunda göreceğiz. Çakacağın tarafta küçük koz bırak ve rakiplerdeki kozlar bitince de çakaya gerek kalmaz. Bunu oyun sırasında göreceğiz. Defans yine koz çıktı. Evet. Bu sefer sadece bir tur koz çakacağımız için kozları toplamakta sorun görülmüyor. Yani kozlar eğer 3-2 ise ki öyleymiş. Şimdi çakacağımız taraf kuzeydi. Kuzeyde küçük koz bıraktık. Bu prensibe uydu. Artık karoyu çakacağız dedik ama çakmak için hiç acelemiz yok. Dışarıda bizim bu çakamızı engelleyecek bir araç kalmadı. Yani rakipte koz yok. Onun için ben karoyu istediğim zaman çakabilirim. Şu anda rakip girdi zaten karoya. Bizim oynamamıza gerek yoktu. Biz şimdi kör asını çıkardığımız için körleri de sağladık. Kör ruh adam da çekeceğiz elden.
Üçüncü körü çekilince yerdeki karoyu defoz edeceğiz. Bu elle birlikte aldığımız löve sayısı 7 oluyor. İki tane koz var. Birine karo çakabileceğiz. Demek ki bir karo ve bir tref vererek bu kontratı başaracağız. Tref oynandı. Bunu da aldık. Artık kozumuz bir el daha alır. 10 ama karo ve treften bir el vereceğiz. Böylece 4 pik kontratını ilk planladığımız gibi başarmış olduk.